Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben ilk defa canlı yayın yapıyorum. O yüzden bildiğim kadarıyla birazcık bekliyoruz. Herkesin gelmesi için biraz bekleyelim. Selam. Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Umarım herkes için her şey yolundadır. Çok kolay günlerden geçmiyoruz. Evet, bugün birazdan SMA hastalığı ile ilgili konuşacağız. Mert Adrian üzerinden, Mert'in annesi ve babasıyla son zamanlarda çok fazla bu hastalığı duymaya başladık. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Zor bir hastalık olduğunu biliyoruz. Çok ciddi para gerektiren bir hastalık olduğunu biliyoruz tedavisi için. Şu anda ilacı Türkiye'de bulunamıyor, yapılamıyor. Size şimdi yanlış bilgi vermek de istemiyorum çünkü tam olarak bilgim yok. Ben de öğreneceğim sizinle beraber. Fakat hele şu anda Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili durumundan kaynaklı çok daha büyük paralar oldu bunlar tabii ki maalesef. Dolayısıyla bununla ilgili konuşacağız. Galiba yayını almayı becerdim. Evet, merhaba. Merhaba, iyi Merhabalar, iyi akşamlar. akşamlar Nasılsınız? Tuba Hanım. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz, teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz umarız. Teşekkürler, sağ Mert'i de olun. geldi. Mert, Mert de aramızda daha uyumadı. Tam uyku saatine denk getirebildik uyumadan önce. Görebiliyorsunuz değil mi Mert'i? Hepinizi görüyorum. Böyle çok Evet, geriye öncelikle yapmayacak mıyım diye ama başardım. Biraz önce de söyledim, bilmiyorum duydunuz mu ilk canlı yayınım, o yüzden böyle bir gerginim. Şimdi Mert'in de çok uykusu gelmeden konuşalım istedim. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Ve hani gördükçe insanın ilgisi daha da artıyor ve evet, bu hastalık nedir? Çok ciddi para toplanması gerekiyor ve çok zor ve dediğim gibi şu anda Türkiye'nin ekonomik durumundan dolayı baktığımızda daha da zor. Müthiş bir paradan bahsediyoruz aslında ve çocukların bu hastalığı bir şekilde atlatabilmesi için yurt dışına gitmesi gerekiyor. Bazı Avrupa ülkelerine ya da Amerika'ya gitmesi gerekiyor. Gidişte bir ücret, bir para, o da ciddi bir para. İlaçta bildiğim kadarıyla 2,1 milyon dolar mı? Evet. 2,1 milyon euro, 2,4 milyon dolar. 2,4 milyon dolar. 2,4 milyon dolardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi nasıl bilgilendirelim? Bence bilgilendirmek gerekiyor insanları. Yani derseniz ilk önce kendimizi tanıtalım Tuğba Hanım. Benim ismim Uğur Cem Gürpınar. Mert Adrian'ın babasıyım. Eşim. Ben Andrea, İspanyol. 5 senedir Türkiye'de yaşıyoruz. Mert'te de 1,5 yaş, 18 aylık.
Ben anlatayım dersin. Yani hamilelik normal geçti. Doğum yaptım. Üçüncü haftasında, doğumdan sonra üçüncü haftada onun hareketlerini azaldığını, hatta hiç hareketi yapmadığını fark ettim. Şöyle başlayalım Andrea. Bu benim yaptığım araştırmalara göre omurilik kaynaklı bir hastalık. Değil mi? SMA diye Evet. bir şey var, gen var. Bu genle ilgili bir hastalık. Ve bu bazen arkadaşlar şeyde çıkabiliyor. Hamilelik sırasında anne karnının içinde bebeğin hareketlerinin yavaşlamasıyla da anlaşılabiliyor. Ya da doğduktan sonra da çıkabiliyor. Ve dört tane tipi var. Yani daha erken belirgin olduğunda olan tipi tip 1 deniyor buna. Ve galiba en ağır olanı bu. Değil mi? Ne yazık ki evet. 2 yaşına kadar genelde çocuklar yaşayabiliyor tip 1 olunca. Ya aslında genetik bir rahatsızlık dediğiniz gibi nöromüsküler bir rahatsızlık. Bir kas hastalığı şeklinde geçiyor. Kas hastalıklarının içerisinde sınıflandırabiliriz. Şöyle ki genetik bozukluktan dolayı vücut kasları hareketlendirecek yeteri kadar geni çalıştıramıyor ve protez sentezlenemiyor. Bu sebeple kaslar her geçen gün erimeye başlıyor. Kaslar erimeye başlaması bir sıkıntı. Çünkü yaşamsal öneme sahip bazı kaslar var. Örnek veriyorum akciğer, nefes alma da aslında bizim kaslarla yaptığımız bir hareket. Genelde bu ne yazık ki tip 1 en sıkıntılı ve en ciddi rahatsızlık. Akciğerlerdeki solunum zorlaştıkça normalde bu çocuklar 2 yaşından sonrası ne yazık ki göremiyor. Önemli bir oranda kaybediliyor. Ya da çok zor şartlarda cihaza bağlı şekilde yaşayabiliyorlar. Şu anda da Mert Adıyan'da şey var galiba değil mi? Nefes Tuba Hanım, o aslında biz aslında cihaza bağlıydık. Mart ve Nisan aylarında yoğun bakımdaydık. 3 kere entübe olduk. Basit bir nezle gribi, bizim akciğer kaslarımız, SMA'lı bebeklerin akciğer kasları zayıf olduğu için ne yazık ki o öksüremiyorlar. Öksürme de bir kas hareketi. Öksüremedikleri için ciğerleri o küçücük bir nezle gribiyle bizim yani belki sokakta bile atlatabileceğimiz normal günlük hayatta onları ne yazık ki hastaneye akabinleri Allah korusun kayıplara götürüyor. Bu sebeple biz bir iki, iki buçuk ay yoğun bakımda yattık. O burnunda gördüğünüz olay NG sonda diye geçiyor. Biz şu an ağızdan beslenemiyoruz. Gene yutma da bir kas hareketi, bir kas sistemi olduğu için ağız kasları, yutma kasları yeteri kadar çalışamadığı için Mert şu an ağzından ne yazık ki beslenemiyor. Çok yemeği sevse de şu an için sadece burundan mideye giden bir hortumla beslenebiliriz. Ben bunlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında çok zor bir şey. Çünkü biz misafire oturuyoruz. Ve Mert Adrian bizi görüyor. Yemek yiyoruz. O da o yemekleri de istiyor. İsrarla. En azından ellerini dokunsun için şey yapıyorum. Koklayabilsin şey yapıyorum. Ama sonradan işte ağzına götürmeye çalışıyor. Ve hayır demek zorundayım. Bugün mesela bana baktı böyle gözleri doldu. Yani böyle sorunları da yaşıyoruz mesela. Yani aslında biz böyle çok düzgün anlatıyor işte yutma sorunları, işte nefes sorunları ama canlı yani yaşamak kişisel farklı. Yaşamak çok farklı. Mesela nefes sorunluklarını diyoruz. Ben çok uzağa dışarı çıkartamıyorum çünkü birden nefesi kesiliyor, tıkanıyor ve nefesi alamıyor. O anda koşarak gidiyorum odaya. Orada işte hortumlarla, işte öksürme cihazı şuydu, buydu. Onu kurtarmak zorundayım. Sürekli kurtarıyorsun çocuğunuzu. Öyle Tıkandığı düşünün. Zaman. Evet. Tamam. Şimdi çok çok zor şeyler yani. Şu anda ben dağıldım. Çok özür dilerim. Tabii ki bu. Hani evet. Görüyoruz. Eşim evet. Anlatsın, biraz daha anlatsın mesela. Falan ama bunu dediğiniz gibi hayatınızda sürekli yaşadığınız zaman bambaşka bizim tahmin bile edemeyeceğimiz detayları var. Evet. Evet. Evet, şimdi biraz ben de araştırma yaptım. Tekrar edelim. Tip 1. Dolayısıyla en ağrı.
kalp hareketleri zayıflıyor. Akciğere vuruyor. Akciğer gerekli işlemini yerine getiremiyor. Nefes almak zorlanıyor. Dolayısıyla da maalesef bunu yapmamızın en büyük nedenlerinden biri de bu paraya bu kadar ihtiyaç olunmasının en büyük nedenlerinden biri de bu tedaviyi maalesef ülkemizde yapamıyor olmamız. Evet, ne yazık ki. Bu neden peki biliyor musunuz? Yani ben detayını bilmiyorum açıkçası. Yani şöyle, bu ilaç aslında yeni bir ilaç, yeni bir tedavi diyebiliriz aslında. İlaç deyince eşim de beni düzeltiyor. Bu bir gen terapisi. Gen tedavisi. Gen yani tedavisi. İlaç başka, gen tedavisi bambaşka. Çünkü gen tedavisi bizim DNA'yı düzeltiyor. Yani ilaç sadece işte şu anda aldığımız kağıdı mesela. Evet. Yani şu an aslında aldığımız bir ilaç var. Bizi hayata bağlayan, SGK kapsamında olan Spinraza adlı bir ilaç var. Her 4 ayda bir bunu alıyoruz doğumdan itibaren. Ne yazık ki bununla ilgili de çok büyük sıkıntılar var ülkemizde. Yani ilaca erişim, ilacın bazı kriterleri var. İlginç bir şekilde devletimiz bu ilacı aldıkça çocukların ilerlemesini bekliyor. Yani ilacı aldık çocuk hayattaysa bu bir anlamda yeterli hale gelmiyor. Çok aslında acı bir şey. Bu ilacın kritersiz. Çocuğu hayatta tutuyor mu? İnsan hayatta tutuyor mu? Yani bedava, koşula bağlı olmadan verilmesi gerekiyor. Ne yazık ki şu an halihazırda devletin karşılığında ilaç bazı kriterlere bağlı dediğim gibi. Ve hayatı boyunca çocuğun 4 ayda bir omurilikten bir sıvı alınıp bu şu an kapsamda olan ilaç zerk ediliyor çocuğun omuriliğine. Uyuşturmadan. Yani bir operasyon kısmı var zaten. O büyük bir sıkıntı. Tip 2 ve tip 3 hastalarda da skoliz olaylarında bizde de böyle bir tehlike var. İlacın verilemiyor gibi bir durumu da ne yazık ki operasyonla olabiliyor. Onun dışında bu Ağustos ayında bu ilaç kapsam içinde olmasına rağmen yaklaşık 2-2,5 ay bir gecikme oldu. Yani ithalatçı firmayla SGK arasında anlaşma imzalanmadığı için biz ilacımızı 2,5 ay alamadık. Yani bu hastalık öyle bir hastalık ki yani değil ay, değil gün, değil hafta, saniyeler bile çok önemli. Çünkü o motor nöronların bir şekilde ölmeden ilaca kavuşması lazım ki sağlıklı bir şekilde bunlar çalışabilsinler. Çünkü eğer bu nöronlar ölürse geri gelme gibi bir durum yok tıbbi olarak. Yani nöron olduğu zaman nöronu kaybediyorsun. O yüzden zaten bize de ilk teşhis konduğu zaman Mert'in biz protonundan ellerini kollarını kafasını hareket ettiremeyince zaten anladığımızda doktorlarımız ilk söylediği şey çabuk acele edin ilaca başvurun. Çabuk acele edin. Yani bir durum, bir yandan da 2,5 aydır ilacı alamadık. Yani bir durum var, bu her sene yaşanıyormuş. Bu tabii bir çocuğun hayatı, tüm çocuklarımızın hayatı böyle şeylere bağlı olmaması lazım bizim gibi ülkede. Bu bahsettiğimiz gen tedavisi ne yazık ki dünyanın en pahalı ilacı. Bizi buldu kadar. Yani eş dosttan toplanıp da geri ödenecek bir mevla ne yazık ki değil. 2 yaşına kadar şu an. Yani dövizin ülkemize bir de o var. Hani belki şu ana kadar yarısı toplanmış olabileceği bir meblağ şu anda muhtemelen 6'da biri 7'de biri falan diye düşünüyorum. Ne yazık ki. Ya her şey aleyhimize şu an. İlginç bir şekilde yani. Neyi tutunsak bir şekilde aleyhimize dönüyor. 2.4 milyon dolar. Biz daha başındayız ama ne yazık ki sınırlı zamanımız var. Aşağı yukarı yani yüzlü günlere yaklaştık. Günler birer birer geçiyor. Çünkü onay alan ilaç sadece 2 yaşın altındaki çocuklara verilebiliyor. Eğer Mert 2 yaşında... Mert Adrian kaç aylık? 18. 18'i bitiriyoruz yavaş yavaş. Evet. 19 olmuş. 19 olacağız. Yani limitli zamanımız var. Tamam. Tedaviye en geç ne zaman alması gerekiyor tedaviye? Aşağı yukarı 100 günümüz var. 100 gününüz var. Çünkü hastaneye önceden gitmesi gerekiyor. 1-1,5 ay önceden gitmesi gerekiyor. 3,5 ay. Prosedürler öncesi. Evet. 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 Yatış alması gerekiyor. Peki ne zamandır bu kampanyayı yapıyorsunuz? Yani biz yaklaşık bir ay oldu. İşte ben Ağustos ortası gibi başladık. İki ay yaklaştık aslında. Aylar geçiyor. Ben de bir ay diyorum sürekli ama iki ay yaklaştık aslında. Öyle söyledim. İki aydır bu kampanyayı yapıyoruz. Ve şu an biraz yavaş gidiyoruz açıkçası. O sıkıntılar yaşamaya başladığı zaman karar aldım.
Yani çocuğumuzu, hayatımızı riske atamayız. Tabii ki. Tabii ki. Peki, şöyle bir şey de gördüm sayfanızda. İşte maddi olarak bir şey getirisi olsun diye küçük işte verilen bir şeyin satışı, bağışlanan bir şeyin satışı, işte takı satışları gibi şeyler var. Hani bizi dinleyenler ya da dinleyecek olanlar, sonradan bu hikayeyi izleyecek olanlar, öyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani küçük küçük, küçük küçük, hani çok da önemli değil. Minik minik, hani bir şey alarak, bir şey yaparak, bir şey bağışlayarak, bir şey vererek, onun satılmasını sağlayarak da yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Sonuçta... Size selam söyleyeyim. Size selam. Mert'in kumbarası aslında bizim hesabımız. Mert Andrea'nın kumbarası. Mert Andrea'nın kumbarası. Yani orada sattığımız şeyler aslında çok değerli şeyler değil ama manevi olarak çok büyük bir değeri var. Evet. Çünkü Mert'e yardım olarak gidiyor. Belki onu piyasada çok daha ucuza bulunabilir ama burada önemli olan Mert'e desteği aracı olmak. Tabii ki. Tabii ki. Çok çok önemli şeyler değil. Olması da gerekmiyor. Bu sadece bir niyettir. Bence çok hoş bir şey. Aynı zamanda bir şey bağışlanabilir de bence satılması için. Evet, tabii. Var varsa. Evet. Yani meblağ çok yüksek ama biz bir şekilde bir hesap yaptık. Dedik ki yani 200 bin gönüllüye ulaşabilirsek. Özür dilerim. Arkadaşlar lütfen burada başka bir şey tartışmak. İşte benim bu konuda varsa lütfen gidin. Bugün burada bulunma şans sebebimiz başka bir şey. Böyle bir şeylere gerek yok. Tamam mı? Pardon, çok özür dilerim. Yok, önemliydi işte. Biz şöyle bir hesap yaptık. Yani belki meblağ çok yüksek gerçekten. Ama şöyle bir hesap yapınca yani biz 200 bin kişiye ulaşsak, herkes 10 dolar verse, 10 euro verse, biz dedik ki bu meblağı toplarız. O yüzden mümkün mertebe sesimizi işte sosyal medyadan, Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan, her yerden, sizin gibi duyarlı sanatçılardan vasıtasıyla duyurmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok insana ulaşırsak, ne kadar çok sesimiz duyulursa Mert'i o şekilde hayata bağlayacağız. Buna inanıyorum. Kaç kişiden 10 euro dediniz? 200 bin kişiden. 200 bin kişiden 10 euro. Evet, öyle bir hesap yapınca çünkü meblağ toplanıyor. Ama önemli olan tabii insanlara ulaşabilmek, insanlara dokunabilmek bir şekilde. Aynen öyle. Peki başka anlatabileceğimiz bir şey var mı? Bahsedebileceğimiz? Yani SMA çok zorlu bir hastalık. Biz SMA'lı ailenin durumu özellikle bir anne için, eşim için daha da zor. Ben bir şekilde çalışıyorum, çalışmak zorundayım. İşe gidiyorum ama SMA'lı bir anne ve çocuğun hayatı aslında bütünleşik. Tamamen tedaviye. Yani sabah kalkılıyor. İlk önce bir göğüs fizyoterapiyle başlıyoruz. Çünkü akciğerlerin iki odoluğu atamadığı için dışarıdan bir destek gerekiyor. Onu biz pat pat diyoruz. Kutta da öyle geçiyor. Sırtına vurarak. Siz mi uyguluyorsunuz? Bir daha tekrarlar mısınız? Özür dilerim. Annem uyguluyor fizyoterapi. Anne bunu uyguluyor. Anne aslında biz 2-2,5 aylıkken yoğun bakımda kalınca Andrea'nın da bir hafta 10 günlük hastanede kalışına izin verilmişti. Tam o COVID çok ciddi olmadan. Bir şekilde Andrea doktorlardan, hemşirelerden bunu öğrendi. Sabah dediğim gibi pat pat da başlıyor fizyoterapiyle. Sonra bir öksürtme cihazımız var. Aslında bu SMA'lı aileler için bir vazgeçilmez bir durum. Öksürtme cihazıyla öksürtmesini yapıyoruz. Sonra beslenmesi var bundan. Akabinde ağız terapisi var. Ağız kasını hareketlendirmek için haftada bir gün zaten doktora gidiyoruz. Çok sevdiğimiz doktorlarımız var. Evde de terapiye devam ediyoruz. Sonra yüzme çok önemli bir şekilde. Bu çocukların aslında yüzme bir anlamda kasını hareketlendiriyor. Bir anlamda da mental olarak çocuklara çok ilgili. Çünkü hareket edebilmek, sağa sola dönebilmek onları bir şekilde huzura kavuşturuyor diyebilirim. Doğru. Çok hafif hissediyor. Hafif hissediyor. Sanki uzaydaymış gibi. Sonra pilates toplarımız var. Evde bir tane salıncak aldım. Salıncağımız var. Hastalık tedaviye uyguluyor. Yani burada doktor, anne, kardeş, her şey aslında Andrea, yani anneler diyeyim. Aslında usulüyorum çünkü başka annelerle irtibaktayım ya da
olmayanlar. İşte görüyorum sosyal medyada çocuklar oynuyor, parka koşuyorlar aynı yaşları. Bizde bizim günümüz sadece fizik tedaviyle geçiyor. Çünkü yapmak zorundayız. Yani o anlamda çok acıyor. Ama yani deney su daha iyi olacağını inanıyorum. Oradan güç alıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. 200 bin kişiden bahsediyoruz. 10 euro üzerinden düşündüğümüzde. O zaman bunu öyle bir şey üzerinden belki bu mantıkta gitmek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Daha çünkü 2.1 ya da işte toplamda ne kadar yapıyor gidiş her şeyiyle? Yani normalde bizim hastaneden aldığımız fiyat 2.1 küsür milyon euro. Tabii ki bunun yan masrafı olur ama yani biz o meblağlara eriştikten sonra zannetmiyorum ki küçük meblağlarda takılmayalım. 53 tane varsa bir şekilde toplanır diyorum o kalan meblağ. 1 milyon euroya ihtiyaç var ilaç için. Sadece ilaç için. Evet. 1000 kişiden sadece 10 euro bağış yapılarak bu miktar sağlanabiliyor. İmkansız evet. Görünür bence. İşte para veremiyorsanız, bağışlanacak bir şeyiniz varsa, evet bunu alın ve satın. Bunun için, Mert Adrian için diyebilirsiniz. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Accountlarında şey var, böyle küçük küçük bir şeyler var satışa sundukları. Onlardan alabilirsiniz. Ya da bağış yapabilirsiniz. Ben bilmiyorum, her zaman pozitif düşünme taraftarıyım. Ve insanların gerçekten daha küçük düşündüklerinin geldiğini düşünüyorum. O yüzden 200 bin kişi 10 euro üzerinden daha ulaşılabilir geliyor. Bence öyle evet. Bakmak, böyle ilerlemek daha iyi olur gibi geliyor. Ve Mert Adrian'ın inşallah onu dedim. Yani benim bir arkadaşımın akrabası aynı hastalığa sahipti. Ve topladılar. Görmüşsünüzdür belki. Mert Adrian'ı paylaştım. Dün paylaştım onu da. Topladılar. Gittiler Amerika'ya. Orada tedavisini oldu. Geldi. Şu anda fizik tedavi ve yürüme çalışmaları yapıyor. İnşallah Mert'in de oradan umuyoruz aynı videolarını alıp İnşallah. Paylaşırız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz daha çok var. Ben sadece bir şey demek istiyorum. Yani hastalık bu. Herkese bir şeklinde dokunacak hayatında. Ya arkadaşı olur, akrabası olur, kendi çocuğu olur, kendisi de olur. Yani herkesi bulacak. Yardım etmek hepimizin elinde bence. Yani Allah bize sağlık verdiyse, iyi bir durum verdiyse bence sadece bu bize ait değil. Tabii. Bence bu paylaşmak gerekiyor. Yani bilmiyorum anlatabildim mi ya da şey. İnsanlar yani kendi iyiliğini de paylaşması güzel bir şey. Bu şekilde artar ve hepimiz daha mutlu olabiliriz bence. Vermek tabii ki. Vermek insanı zaten çok iyi hissettiren bir şey. Verdiğin evet. Kadar alıyorsun çünkü. Müthiş bir evet. Şey. Evet. Ben gerçekten bir şu benim amacım şuydu aslında kendim için de. Çok fazla denk geliyoruz, çok fazla görüyoruz ve ne bu hastalık? Çünkü çok müthiş evet. Bir paradan bahsediyoruz şu anda. Evet. Maalesef. Bu kadar para gerekiyor hastalık için ve bu hastalık ne? Hı-hı. Bunu anlatmak da. Ben evet. Öncelikle bu akşam bunu yapabildiğimiz için çok mutluyum. Ve bunu şu noktaya geldiğimiz için çok mutluyum. 200 bin kişi 10 euro. Hı-hı. Bu kadar evet. Aslında. Çok değil. Aynen. 200 bin kişi. Evet. Türkiye'de 70 milyon insan. Evet. Ben bunu bence hepsi kurtarılabilir aslında. Bütün çocuklar. Bütün çocuklar kurtarılabilir. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Yani evet. Elinden geldiği kadar bir şey yapabilse bütün çocuklar kurtulabilir ve çok fazla çocuk var. Ve keşke evet. Keşke bu tedavi Türkiye'de de uygulanabiliyor ve sigorta kapsamına girebiliyor olsa. Keşke. Evet. İnşallah. İnşallah. Çünkü dediğimiz gibi yani biz dışarı bile çıkmaktan çok zorlanıyoruz. Anlattım zaten. Ki yurt dışına gitmek çok riskli. İnşallah.
O da konuşmak istiyor. Hola de. Hola de Mert. Şaşırdı. Şaşırdı. Mert. Kimle konuşuyorsun sen? Kimle konuşuyorsun baba? Biz daha çok vaktinizi almayalım. Bize zaman ayırdınız. Vakit ayırdınız. Onu, yani bu çok küçük bir şey dediğim gibi. Hiçbir şey. Çok kalbimden. Umarınız çok, çok teşekkür ederiz. İyiliğiniz için. Tahminiyetiniz için. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok duyarlı için teşekkür ederiz. Sana iyi uykular. Evet. Hadi ben öpücük yap. Bir yandan da video açtı bana bağırmasın diye. Ona bakıyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size her şey için. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Kayıt alır herhalde. Evet, çok zor değil arkadaşlar. Maalesef çok tatsız bir hastalıkla karşı karşıyayız. Çok pahalı bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve çok çocuk var. Ama imkansız değil. Minik minik, küçük küçük düşününce sonunda her şey kocaman olup çocukların hayatını kurtarabiliyoruz. O yüzden herkesin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Burada bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Çok değerliydi bu akşam burada bize vakit ayırmış olmanız. Herkesi sevgiyle öpüyorum. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.